Pusula, RSFM'de. Efendim ben şimdi size şöyle bir şey söylesem. Dezapar ne demek? Hani yeni olduğu için bilenlerinizin daha sınırlı olduğunu tahmin ediyorum. Bunun hem bir sözcük anlamı var hem de yeni kurulan bir siyasi partinin kısaltılmış hali. Partinin adını Demokrasi Zamanı Partisi diyelim. Ama neyi gözetiyor? Nasıl bir siyasi manifestosu var? Kimler bunu vücuda getirdi? Onu dinleyeceğiz. İlginç olacak. Dezapar Genel Başkanı Dilaver Eren hattımızda. Merhaba Sayın Eren, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Dezapar ne demek? Dezapar Demokrasi Zamanı Partisi. Şöyle söyleyeyim size. Daha önce Rıza Halk Partisi olarak kurulmak istenmiş. Fakat ırk ve bölge isimleri siyasal partiler yasasına göre kullanılamadığı için de yeni bir arayış içine girmiş. Hı hı. Yani Türk dışında Türk olabiliyor. Yani Türk dışındaki bütün ırk ve bölge isimlerine kapalı. Ama Türkiye Türk demek ayrıcalıklı. Ayrıca. Yani burada Türkiye ismini kullanabiliyorsunuz ama diğer bölgedeki bu coğrafya kimliklerle ilgili. Yani Zazaların bir partisi. Doğru mu? Kendilerini Zaza olarak tarif eden, kimlikleri, inançları. Bize o zaman şunu söyler misiniz? Yani Zazalar hangi bölgede yaşarlar? Dillerinde mesela bir sıkıntı, sanki yok olacak diller arasında olur mu? Yani azalıyor mu kullanımı? Siz siyaseten Zazalarla ilgili neyi önceliyorsunuz? Onları 7-8 evet. dakikamız var. Daha uzun zamanda başka politik görüşlerinizi de kapsayacak bir program yaparız. Bize tamam. biraz böyle ana fikrini verirseniz. Elbette. Şimdi öncelikle dün 35 yıl önce dün yitirdiğimiz Zaza sanatçısı Yılmaz Güney'i özlem ve saygıyla andığımı belirterek başlayayım konuşmama. Ayrıca da Diyarbakır'da HDP önünde bekleyen annelere de sevgiyle kucakladığımı, mücadelelerine destek verdiğimi söyleyeyim. Hiçbir çocuk dağlarda ölmesin, evet. dağlarda silahlı hiçbir unsur olmasın. Devletin de diğer şiddet örgütlerinin de tamamının bu bölgelerde çekilmesini, dağları gerçek sahiplerine, canlılarına bırakmalarını talep ederek başlayayım. Ve şöyle söyleyeyim size. Biz tekleştirilen ve yani çift tarafı tekleştirilen bir anlayışın arasında yer aldık. Yani bir tarafta Türk, bir tarafta da Kürt kabul ettirilmeleri, dayatmaları karşısında Zazalar kendi kimlikleriyle bir siyasal alanda olamadılar. İlk defa geçmişte biliyorsunuz Kürtler siyaset sahnesinde yer almaya çalıştıklarında Türkiye'de Türk ırkçı Türk mantığı Kartkurt sesi Dağlı Türk diye tarif ediyordu. Ama bakıyoruz ki mazlumlar birazcık haklarına kavuşunca onlar da zalimlerine benzemeye başlıyorlar. Zalimlerine öykünüyorlar. Yani bu sefer de Kürtler Zazaca bir lehçedir. Zazalar yoktur. Onlar da Kürttür. İşte çeşitli tarifler yaptılar. Oysa ki biliyorsunuz İsviçre Almancası bile ayrı bir dil olarak sayılıyor şimdi. Ya da İspanya'da Gallego bölgesinde çok %90'a yakın birbirinin aynı olan dil için ayrı bir dil tanımlaması getirildi. Yani Norveççe, Danimarkaca, yani İsveççe birbirine çok benzedikleri halde ayrı dil. Tabii tabii. Yani insan bir de kendisini nasıl tarif ediyorsa odur yani. Onu başka bir kalıba sokmanın bir manası var mı? Sayın Güner, %90'ın üzerinde birbirini anlamayan iki dil bu. Evet. Türkçe ve Zazaca. Evet. Yani diyoruz ki kardeşim, siz nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Hı-hı. Ama biz varız. Bizim böyle bir dilimiz var, kültürümüz var. Ve biz hani bu yaşayan diller UNESCO'nun belirlediği yaşayan diller lafı da çok aslında absürt bir laf. Neden değil mi? Yani sanki ölecek olan diller sınıfındaymışız gibi yaşayan diller içerisinde. Ama yani mesela Türkiye'de Ladino dili vardı. Ben de biliyorum böyle İspanya'dan gelenler hakikaten kullanılmaya bitti yani o dil. Lazlar da öyle şimdi hemşinde yaşayanlar, pazarda yaşayanlar onlar da Lazca da bitecek dergi çıkarıyorlar değil mi? Yani sizde de öyle aynı akibete uğrama ihtimali olabilirdi. Çok, çok,
çok çok büyük bir şey var. Yok oluş sürecine girdik. Bu tekleştirme operasyonlarından nasibimizi aldık. Hı-hı. Ama şunu söyleyeyim size. Biz zalimine öykünenlerden değiliz. Biz de dedik ki bölgedeki bütün medeniyetin dilleri, kültürleri, yok olmakta olan bütün unsurlar partimizin içerisinde kendilerini gelip ifade edip örgütlesinler. Hı-hı. Onlarla birlikte var olalım. Biz yok olmakta olan bütün kültürlere, dillere kucak açtık. Dedik ki birlikte bu siyasal parti içerisinde bir helalleşme yaşayalım tarihle. Yani bunu yapan insanlar şunu yapsınlar. Yani bizleri alıp Yusuf gibi kör kuyuya attılar. Yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği gibi diyor ki işte bizim hukukumuzu tanıyacaklarsa buyursun gelsinler. Biz de diyoruz ki bu saatten sonra gelin insanlaşalım. Gelin bu tarihte yapılan haksızlığın üzerinde bir sünger çekelim. Biz çatışma dili kullanmıyoruz. Kimseyle kavga etmiyoruz. Toprak, bayrak, bilmem ne, böyle bir sorunumuz yok. Sadece diyoruz ki dilimiz var, kaybolmakta olan kültürümüz ve tarihimiz var. Kimliğimiz var, değil mi? Evet. Evet, biz bunların anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Dilimizin eğitim dili olmaktan başka kurtuluşu yok. Peki, çok özür dilerim. Belki merak edecek Dilaver Bey ve vatandaş, şimdi dinleyenler merak edebilir. Acaba Zazalar yoğunluklu olarak nerede yaşar? Ben hatırlıyorum, bana giderken Erzurum'dan bir Hınıs'tan geçmiştim. Mesela orada Hınıs Zaza'dır, evet. Değil mi? Orada çok yani o meseleyi orada Erzurum, Muş, Varto, Erzincan, Dersim, Bingöl %90'la hatta %100'le yakın kentidir. Diyarbakır'ın çok büyük bir bölümü, Elazığ, Urfa, Siverek. Çok bayağı bir kapsayıcı şey harita çizdiniz. Mesela nicelik olarak Aksaray. Öyle mi? Oraya göç ettirilmiş mi yoksa zorunlu göç mü? Zamanında göç etmiş. Nide Aksaray'da 30 tane Zaza köyü var. Enteresan. Yani böyle. Peki nicelik olarak mesela sayısal bir şey söyleyebilir misiniz? Yani kendilerini ama hala Zaza olarak görenlerin yaklaşık bir nüfus bilgisi var mı? Herhangi bir kayıtta? Böyle bir yaklaşık bir tanımlama yapabiliriz. Yani bu konuda çeşitli araştırmalar var ama bunların çoğu güvenilir değil. Evet. Yani bu topraklarda kimse bu alt kimlikleri söyleyebilme cesareti gösteremiyor. Yani makul bir şey var mı mesela sizin hani? Evet, şöyle söyleyeyim size, alt sınırı 6 milyon, alt üst sınırı 12 milyon. Oo, yani alt sınır 6 ise bile çok ciddi bir şey ya, yüzde. Yani minimum 6 milyon. Hı-hı. Ama üst sınırı da 12 milyonla tarif edilen bir halk. Anladım. Peki radyosu, televizyonu, süreli yayını, gazetesi herhangi bir şey var mı? Yani etkileşmeyi sağlayacak iletişim kanalları var mı? Şimdi mesela şunu söyleyeyim size, bunu çok iyi sordunuz. Kürt hareketinden bazı arkadaşlar epeyce bir zamandır dillerine dolamışlar. Diyorlar ki devlet bizim karşımıza Kürt mücadelesini bölmek için çıkardı. Çok isabetli bir soru. Bu devlet bizim örgütlenmemizi asla istemedi. İsteseydi bize de radyo ve televizyon hakkı verirdi. Yani. ya besleme basın var ya, hani eskiden beri böyle kağıt verirlerdi, yardım yaparlardı. Hiç öyle bir şey almadınız değil mi? Yok. Yok. Tamam. Şimdi hani en azından bize bir yayın hakkı tanırlardı. Doğru. Demek ki bizi şöyle, tarihte de bu var. Siz tarihi iyi bilirsiniz. Bu konuda şeyinizi de biliyorum, background'unuz da. Şimdi tarihte Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan İttihat Terakki'ye devredilen bir miras var. O miras da Zazaları tanımama mirası. Hı-hı. Çünkü inanç olarak da farklı Zazalar. Evet. Dil ve kültür olarak da farklı. Yani merkezi otoriteyle hiçbir zaman barışık yıldızı olmamış. Evet. Ama Osmanlı zamanında Kürtler ittifak yapmışlar biliyorsunuz. İdrisi Bitlisi dönemini, Yavuz'u biliyorsunuz. Evet. Ve sonrasında da Hamidi alaylarıyla bölgedeki bütün farklı kültürlerin insanları yok edilmiş. Doğru. Ama yani geriler, hani oraya bakınca hakikaten onları bilelim de, ama yani oraya da referans gösterip aslında belki şimdi ondan da rahatsız olmasın insanlarımız. Yani orada bir ders ve bir şey var değil mi? Bir hikaye var ama bugün istenen şey daha birbirimizi anlama noktasında yoğunlaşmamız lazım. Evet, söylüyoruz. Yani gelin bu bölgede böyle bir tarihsel haksızlık yaşandı. Bu haksızlıkların karşısında insani bir duruş sergileyelim, demokratik bir duruş sergileyelim. Türkiye'nin demokrasiye kavuşması bölgedeki halkların da varlığının tanınmasından ve haklarına kavuşmasından geçmez mi? Yani niye kaşınacak problemler bırakıyorsunuz arkanızda? Büyük devletlerin bu sorunlarla yüzleşerek büyümesi gerekiyor. Bu hastalıklardan sıyrılmamız lazım. Artık
Yani nedir bu şey? Yani Zaza dilinin varlığı dünya dil ailesine bir eklemek değil midir? Zenginleştirmek değil midir? Yani bir dilin, bir kültürün yaşaması için Avrupa'daki devletler antik dilleri, yani bunları yaşatmak için milyonlarca para harcıyorlar ki yeniden bu dili keşfetsinler. Ama biz var olan bir dili yok etmek, var olan bir kültürü yok etmek, var olan inançların yaşanmasına engel olmak için çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Ama bu oluşum bile önemli şimdi. Yani bunu emin olun, yani çok insan bilmiyor olabilir. Hani politik nedenlerle siyasetin hangi kanadındasınız? Hani çok sol tarifler içinde mi, değil mi? Böyle şeylere gerek yok. Bu yok, başka bir şey. Hayır, şunu demek istiyorum. Hani kimlik mücadelesi. Kimlik, evet, yani ben en sağından en soluna, İslamcısından Alevisine, Zaza diye kendisini tanımlayan herkesin ortak faydasıdır bu mücadele. Ve bu mücadele sadece dil, kültür ve tarihi haklarından ibaret ve diğer hakları da kucaklayan, onların da bu haklarına saygı gösteren bir mücadele. Tabii. Ve diyoruz ki yani bölgede doğa tahrip edildi. İşte barajlarla inanç merkezleri sular altında kaldı. Endemik türler yok oldu. Ya diyoruz ki kardeşim, bu coğrafyaya bu ihaneti yapmayalım. Biz çocuklarımızdan emanet devraldık bu dünyayı. Niye kirletiyoruz? Niye canlıların yaşamasına engel oluyoruz? Niye endemik türleri tüketiyoruz? Yani çok önemli. Bak, bu söylediğiniz bile yani çevreci yaklaşımıyla zaten çevreci, siz hayvan ve tarıma duyarlı bir hareketiz. Yani bütün bunlardan size şunu söyleyeyim. Çok şey oldu. Mesela bizim bölgede, siz de bir gün götürürüm. Bizim bölgede artık ayılar kuş uykusuna yatmıyor, biliyor musunuz? Çünkü yatacakları mağara kalmadı. Hepsi bombalandı. Yani bu dağlar onlarındı. Bu dağlar kahramanlık öyküleri yaratanların değil. Bu dağlarda silahlı insanlar istemiyoruz. Bu dağlarda şiddet istemiyoruz. Yani biz sizinle mesela buradan bir güneye ve doğuya yolculuk yapalım. Sel çizerek gidiyoruz resmen. Bariyerler arasından geçiyoruz. Yahu neden bu devlet askeri yatırımlara bu kadar bütçe ayırdı da oradaki ekonomik gelişmeye bunu harcamadı, bunu kullanmadı. İnanın ki bunu buna kullansak, kültürü geliştirmeye, dili geliştirmeye, orada insanlaşmaya, oradaki zaten bu taleplere kimlik siyasetinin dışında çok geniş bir topluluk tabii ki katılacaktır. Ben şimdi sınırlamayı iyi yapamadım, zamanlamayı iyi yapamadım Dilaver Bey, ama çok önemli mesajlar verdiniz. Sonunda söyledikleriniz de çok dinleyenler tarafından not alındı bence. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz yeni kurduğunuz Zazaların bu Partisi. Için. Başka zaman yine daha politik duruşlarınızı anlamak için önemli meselelerde size de ulaşmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Dilaver Eren. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi yayınlar.